Fatih abim Hasarlı Otopazarı'ndan bir araç aldı ve biz de bunu teslim almaya bugün Ankara'daki otoparkı olan Bayrak Otopark'a geldik. Şu anda otoparka girdik. Vito'muza doğru gidiyorum. Aracın ön tarafında hiçbir hasar yok. 170 bin kilometrede olması lazım. Vallahi ok gibi duruyor ön tarafı. Ön tarafında, motorunda herhangi bir sıkıntısı yok. Komple VIP olarak yapılmış. Deri döşeme yapılmış. Evet, esas hasarı bu kısımda. Muhtemelen bunda bagaj zaten değişecek. Stop, tampon, işte arka çamurluk belki muhtemelen değişir. İç kısmını da şöyle göstereyim size. Kapıyı açmadan, çünkü belki kapıya sıkıntı olabilir. İç kısmı da bu şekilde. Komple VIP yapılmış. Şu kısım söktüğü için girmez. Tek marş çalıştı zaten araç. Herkese merhabalar. Şu anda Vito'nun yanına gidiyorum. Bakalım ne durumda. Yaklaşık 2 hafta geçti. En son bir önceki videoda görmüş olduğunuz gibi tekerden kaynaklı aracı yürüyerek götürememiştik. Çekiciye yükletip tamirhaneye götürdük. Hafta içinde de Fatih abim gerekli eksik parçalarını aldı. Şu anda da gidelim bakalım aracın son durumu nasıl, ne halde, hiç dokunulmuş mu, dokunulmamış mı? Ben de çok merak ediyorum. Birlikte görelim. Evet, şu anda geldik. Bakalım ne durumda. Evet, şu anda Zeynos'un yanına geldim. Mekan şurası. Şimdi beraber arabaya bakalım. Çekiç sesleri geliyor zaten. Çalışılıyor. İnşallah sesim duyulur. Selamünaleyküm. Evet. İçi tamamen sökülmüş. Şu anda harap halde duruyor. Tabii ki bunların yapılması için komple sökülmesi gerekiyordu. Bakalım, inşallah toplanacak. Arka tekerde sıkıntı vardı şurada. O da çektirilmiş. Şu anda düzgün duruyor. Bu çamurluk normalde onarılınca çok sıkıntı olur. Fazla macun yer. İş düzgün olmaz diye. Fatih abi bir tane arka çamurluk almış. Orijinal çıkma. Bu çamurluk takılacak. Şöyle arkadan da göstereyim. Bu klima sanırım. Bayağı elektrik işi de var gibi gözüküyor. Sökmesi kolay da takması tabii zor olacak gibi. Bu üst kısım da çektirilmiş zaten. Şu tarz şeyler takıp bunları zincirle çekip düzeltiyorlar. Daha sonra da bu kısımlar kesilip yeni çamurlukla değiştirilecek. Şimdi zaten alt kısımda çok fazla bir şey gözükmüyor şu anda. Şöyle orta kapıyı da göstereyim. Orta kapımıza sökmüşler burada. Gerçekten haşat duruyor şu anda. Bakalım bitince nasıl olacak. Yani bir arka çamurluk için komple içini sökmek gerekiyor. Çünkü tavanın bir kısmında da vardı zaten. Bir de bu değişeceği için buralardan kesilecek. Yeni parça buraya kaynatılacak. O yüzden içinin komple sökülmesi gerekiyor zarar görmemesi için. Üst kısımda da yine buradan da bağlayıp çekmişler biraz. Çünkü şu uç kısımda da vardı. Yani dediğim gibi mesela bunu macunu basıp içeriği bir şekilde biraz daha düzeltip boyut alabilirsiniz. Ama tabii o zaman iş güzel olmaz, kaliteli olmaz. O yüzden yeni parça her zaman daha iyi.
ve daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle içini de göstereyim size. Sapasağlam, düzgün bir şekilde bir arka çamurluk ve çeyrek mi diyeyim. O yapılacak. Daha sağlam ve daha düzgün olacak. Bir tane de bagaj kapısı alınacak. Şurada bir tane var ama bunu beğenmedik. O yüzden yenisi alınacak. Hakikaten böyle değil mi? Yere bir çöp at kapı diyor. Yerini bilmez mi orada senin? Evet. Arabaya bakıyoruz şimdi. Kesilecek yerlere konuşuluyor. Direkler kesiliyor ama. Zeyno usta basıyor. Ne yapacağım? Çıkışta ne yapacağım? Rola ne? Bizi de yapamadılar. Biraz ya. Onun kaportayı da bize yaptıraydı mı ailesiyle? Sen bana sadece incesi dedin. Hani burada kalıp tamam, yerim. Ince, inceye geçecek işte. Şuradan ince mi? Şuradan mı öyle? Şuradan ince misin? Şuradan değil. Şöyle. Şuradan ince mi? Orayı çekişeceğim sana. Şuradan ince mi? Allah aşkına. Şu bagaj kapağı açtı bana. Bagaj kapağını yap. Onu da yapıyorsun abi ya. Abi. Geçelim. Bunu bir yerde yapamadım. Allah'ın için. Buna baksana. Güzelim. 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 Muhtemelen burada 2 haftaya falan bitecek bu iş. Daha sonra ince bir bagaja bakacağız. Bagajı bulamamışlar. Mecburen bu kullanılacak. Bu da komple siyaha boyanılacak ve biraz onarım işi var alt kısımda. Çıkmadansa orijinal olsun, boya işi olsun dedik. Çünkü fiyat olarak hem biraz daha makul, daha iyi. Yarı fiyatına geliyor yani bu bagaj kapağı. İçin sökülten de lafsın seninkiler. Bulamaz o ikinciler. Allah Allah. Sökülten kadar lafsın ama. Evet, tek sıkıntı içinin doğru düzgün tekrardan toplanması. O işte zaten döşemecide. İnşallah güzel bir şekilde bir an önce hızlıca çıkar diyoruz. Evet, arabayı ilk görünce o heyecan gerçekten çok iyi. Farklı bir araç, yeni bir deneyim, yeni bir otomobil. Fakat işte bu işte bu da var. Sanayide çok fazla bekleyebiliyorsunuz. İnsan heyecanlanıyor. Bir an önce araca binmek istiyor. Ama işte mecbur parçanın temini, işte ustanın boş olmadıkları için sizi bekletmesi gibi durumlar da söz konusu oluyor. Bazen parçayı çok fazla arıyorsunuz. Basit bir parçayı bile bulamıyorsunuz. İşte İstanbul'dan kargoyla gelmesi vesaire uzun sürebiliyor. Ama yine nihayetinde tabii ki bir kârınız oluyor. Ama tabii ki bu kadar uğraşa bu kâr değer mi değmez mi? Orası size kalmış. Belki siz çok daha uyguna mal edebilirsiniz. Belki de bu ettiğimiz kâr kimine göre mantıklı, kimine göre mantıksız olur. Orası size kalmış. Çünkü burada toplu bir parayı bir anda, yani 300 bin lirayı bir arabaya bağlamıyorsunuz. Arabayı atıyorum 250 bin liraya alıyorsunuz. İşte 10 bin bir parçasına, 10 bin bir parçasına. O sırada zaman geçiyor. Para biriktirmiş gibi oluyorsunuz. Öyle bir avantajı da var. Seçim sizin. Bir sonraki videoyu da yine paylaşacağım bölüm 3 olarak. Evet, gördüğünüz gibi ustalar biraz kameradan geriliyorlar, çekiniyorlar. Konuşurken çok fazla çekemedim. Ama aracın durumu şu anda bu şekilde. Devamını her hafta mutlaka paylaşmak istiyorum ya da 2 haftada bir. Zaten son halini mutlaka size göstereceğim. Takipte kalın. Bana destek olabilmek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Çünkü videolarımı izleyenlerin %97'si kanalıma abone değilmiş. Aboneye ihtiyacım var. 1000 abone hedefim şu anda. 1000 olmak istiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum. Videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın, esen kalın.